Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Karasu Kabaklar Mahallesi'ndeyiz. Karasu Kabaklar Mahallesi'nde 2100 metrekare içinde çam ağaçları olan bir tarlamız var. Yerimiz böyle meyilli bir yer. Bakın bu çam ağaçları. İçinde kaç tane çam ağacı var abi? Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, yani 25-30 tane bir, belki daha fazla, aşağılarını göremiyorum. Gördüğüm kadarları 25-30 tane çam ağacı, çam fıstığı ağacı dikili. Burası da patika yol mu? Patika yol, evet. Evet. İleride orman yolu var. Orman yolundan yaklaşık bir ne kadar yürüdük? 50 metre mi? 100 metre yani civarında o kadar işte. Evet. 100 metre bir civarında. Geldik. Traktör yolu var. Yerimiz burası. Bakın. Doğanın içerisinde her tarafı çamlıklarla çevrili. Kuş seslerinin içerisinde cıvıl cıvıl kuş sesleri. Devasa önümde çam ağaçları ve köy karşıda görünüyor bakın. Karasu Kabaklar Mahallesi. Köyü buradan görebiliyorsunuz. Tabi burada ne olur? Burada gelirsiniz, hayvan otlatırsınız. Efendim, burayı temizlersiniz. Daha önce ne yapıyordunuz burada? Daha önce hayvan otlatıyorduk. Ekim biliyordu. Evet. Yani burada kısmen de olsa biraz ekilip biçilebilir. Tabi yer görüldüğü gibi bayır, %30 böyle %40 meyilli. Bu kısımlar biraz daha iyi. Şöyle biraz daha şuradan göstereceğim size. Bakın şu an ben üst sınırındayım. Bu şekilde yerimiz görüldüğü gibi. Sınır bu ağaç da içinde mi? Bu büyük ağaç. İçinde, var içinde. Evet, şu büyük ağaç da içinde. Bakın. Şuralar sürülebilir. Temiz gibi görünüyor. Bu kısımlar. Orada benim telefonum vardı. Onu getirebilir misin ha? Bakayım uyduda. Evet, bakın. Buralar temiz. Köy karşıda. Tepede bir yer burası. Tipik bir Karadeniz. Tipik bir Karadeniz'i andırıyor arazi yapıları. Olduğu gibi her taraf dağ, orman, bayır, mis gibi oksijen oranına sahip. Çam ormanlarının içerisinde her tarafı ormanla çevrili bu 2150 metrekare tarla sizler için satışa sundum. Bakın köy görüldüğü gibi. Karasu Kabaklar köyü, tipik bir Karadeniz köyü. Etrafı dağlar, ormanlar, güzel bir hava. Karadenizler burayı kaçırmasın, bu tarlayı alsın. Severler onlar böyle meyilli yerleri. Telefonu alabilir miyim? Evet, şöyle. Bakın şimdi size. Evet, sınır. Buralara kadar sınır geliyor. Bu çam fıstığı ağaçları içinde bunlar. Sınır buraya kadar geliyor. Yani benim durduğum bura sınır. Buradan böyle böyle gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor yerimiz. Görüldüğü gibi ormanın içerisinde, çam ormanlarının içerisinde, içerisinde 25-30 tane çam fıstığı olan bu tarla. Buradan üst sınırda burası böyle aşağı doğru meyil iniyor. Bu meyilli olduğu için çam fıstığı ağaçlarını dikmişler buraya. Buradan alıyor musunuz çam fıstığı? Alıyoruz, alıyoruz tabii. Ha. Üzerine bile var bak, o bak. Görünüyor bak. Evet, üzerinde de varmış burada. Üstünde kobak, bak taze kobak yapmış. Evet, dur bakayım. Üzerinde de var. Hatta bak var. Tam yakalayamadım.
tam tepeye doğru bak. Taze bak görünüyor. Evet. Şurada var mı? Şurada var mı? Altta. Alttan görünüyor. Evet. Çam fıstığı. Şunlar da olacaklar mı? İşte onlar da olacak işte. Ha, bunlar tohumdalar, şeydeler daha. Bunlar hep çam fıstığı olacak. Bakın. O zaman bir parada getirisi de var. Ne yapılıyor bu çam fıstığıyla? Çam fıstığı çok değerli bir şeymiş. Bu çam fıstığı içi tanesi 40 bin lira gibi, yani 40 bin liraymış yani. Bu hatta evde var, ben sana bir göstereyim babanı. 40 lira yani. Evet, 40 lira. Tanesi. Yok. Kilosu 1 milyondan alıyorlarmış. Ha, kilosu. Kilosunu yani. Değerli yani. Kobağını 1 milyondan alıyorlarmış. Kobağını. Siz satıyor musunuz? Satıyoruz. Kaç kilo çıkar buradan mesela? Şimdi daha ağaçlar daha fazla büyük değil. Yani kaç bundan, yaşında bu ağaçlar? Bunlar bu ağaçlar en fazla 6 7 8 olabilir. Bu 7 8 yaşında diyelim. 7 8 yaşında olabilir. Buradan kendinize bir gelir de elde edebilirsiniz. Tabii aynen. Çam fıstığı tabii. Geliri elde tabii. Edersiniz. Evet, zaten kendiliğinden sulamaya gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Kendiliğinden oluyor. Kendiliğinden. Ne zaman toplanıyor? Bu hatta hangi aylarda? Eylül-Ekim ayları gibi toplanıyor. Evet, Eylül-Ekim ayları gibi gelip çam fıstıklarınızı da toplayabilir, satabilir veya farklı değerlendirebilirsiniz. Evet, 2100 metrekare. Hemen yanında bir de 390 metre var. Orası da satılacak. O da buna bitişik. İkisi de ormanın içerisinde. Patika yolları var. Bir yere kadar traktör geliyor zaten. Traktörle içine kadar geliyorsun. Evet, traktörle içine kadar girmiyor. Traktör olmazsa arabayla da 150 metre aşağıda arabayı bırakıyorsunuz. 150-200 metre en fazla yürüyorsunuz. Traktörünüz varsa da zaten geliyorsunuz. Tarlanın içine kadar giriyorsunuz. Evet, burası. Bakalım kimin olacak? Evet. Bugünlük bu kadar. Evet, 390 metrekarelik tarlada hemen bu görünen yer. Bunun içerisinde de çamlıklar var göründüğü gibi. Diğer yerde hemen ona çok yakın, hemen bitişik gibi bir şey, arada bir orman sınırı var. Az önce orayı da gösterdim. Hemen şu büyük çamın altı olan yer. Gösterdim. 390 metrekare yerde burası. Bakın. İki tapu hemen hemen bitişik, arada dediğim gibi orman sınırı var. İçinde çam fıstığı ağaçları var. Evet, şimdi buradan da hani yola çıkıyoruz. Orman yoluna çıkıyoruz. Şimdi gösteriyorum size. Hemen orman yolundan zaten geldiğimiz zaman direkt ormanın içerisinde tarlaya giriyoruz. Hiç kimseye bir engelimiz olmadan, hiçbir tarlanın içinden geçmeden hemen buradan traktörle geldiğiniz zaman burada duruyorsunuz. Hemen 390 metre. Bakın burada da su var değil mi? Su var. Köyün içme suyu. Köyün içme suyu dağdan geliyor. Burada. Köye doğru gidiyor. Yukarıya yapmışlar. 390 metreye şurada aşağıda 2100 metre olan yerde hemen burada ona bitişik arada bir orman bandı var. Evet, görüldüğü gibi yerimiz, bölgemiz burası. Bu da traktör yolumuz. Tabi bu kısımlar normal arabayla da görürsünüz, yolculuk gibi. Bakın, ama şimdi aşağıdan gelirken yol aşağıdan böyle yamaç, biraz dik, o taşlı bir yol. O yüzden orası belki tesviye yapılırsa, temizlenir, orası bir graderla geçerse belki aracıda da rahat gelinebilir. Evet, buradan geliyorsunuz. Efendim, buradan tarlaya giriyorsunuz. Bakın, tarla da buralar. 390 metre ve 2100 metre. Yolda burası.
Yolumuzda böyle, bakın görüldüğü gibi traktör yolu. Taşlı bir yol, etrafı her taraf çam ormanlarıyla. Görüldüğü gibi manzarası, doğası bu. Buradan yukarı doğru çıktık. Tarlalarımızı gösterdik böyle. Arabada hemen aşağıda. Biraz daha yürüyünce arabada. Buradan 100-200 metre böyle yürüdük. Taşlı olduğu için arabayı sokmadık zarar gelmesin diye. Güzel bir dağ. Güzel bir manzara. Güzel bir hava. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarlası sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Cahit Sıtkı Tarancı'dan Memleket İsterim şiirini sizler için okudum. Saygılar, sevgiler.